Azerbaycan'a gideceğiz. Şimdi Azerbaycan'da FETÖ ile iltisaklı 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sene başında kapatılan Demokrasi ve Refah Partisi Başkanı Gubat İvadoğlu da var. Bakü'ye dönelim. Şimdi Fatih Avanos'tan alacağız bu operasyonun ayrıntılarını. 15 Temmuz'un üzerinden işte ne kadar geçti? 10 gün, 9 gün geçti. 15 Temmuz'da biz hain terör örgütünün Türkiye'de kalkıştığı o darbe girişimini konuştuk. Ama bunun aslında sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir tehdit olduğunu da vurgulamıştık o yayınlarda. Azerbaycan'da FETÖ'yle mücadelede adımlar atmaya başladı kararlı bir şekilde. Bunun sonuçları sanıyorum bu operasyon. Nedir detaylar, ayrıntılar? Senden alalım bilgileri. Coşkun Özen, tabii darbe girişiminin üzerinden de 7 yıl geçti. Çok ciddi uluslararası bir örgüt sizin de ifade ettiğiniz gibi ve bu mücadelenin sürmesi gerekiyor. Bu kapsamda dün de Azerbaycan'da bir operasyon gerçekleşti. Toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarına baktığımızda istihbaratın Türk İçişleri Bakanlığı'ndan geldiğini görüyoruz. Oradan edinilen bilgi ve Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'yla geçilen koordinasyon, ortak koordinasyon sonrasında Azerbaycan polisi dün bir operasyon başlattı. İlk etapta 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ilk ifadeleri sonucunda gözaltına alınanlardan birinin ifade ettiğiniz gibi sene başında kapatılan Demokrasi ve Refah Partisi'nin genel başkanı Gubat İvadoğlu'yla ilişkili, ilintili olduğu tespit edildi ve hemen akşam saatlerinde İvadoğlu'nun evine ve ofisine de bir operasyon gerçekleşti. Burada yürütülen operasyonda arama tarama faaliyetlerinde örgütle iltisaklı olduğunu tespit eden bulgular ve belgeler tespit edildi. Tabi burada bulununca da İvadoğlu da gözaltına alınanlar arasında oldu. Toplamda dün başlayan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı operasyonu oldukça sessiz bir şekilde yürütüyor ve bu operasyonun da devam ettiğini, tahkikatın devam ettiğini ve daha da genişleyebileceğini ifade edelim. Ama izleyicilerimize şu bilgiyi verelim. Genel anlamda eğitim alanında faaliyet yürüten bir operasyon sonucu gözaltına alınanların çalışmalarına baktığımızda FETÖ propagandası yaptıklarını görüyoruz. Gençlerin örgüte katılması için çalışmalar yürüttüklerini görüyoruz. FETÖ'ye ait bürolar, matbaalar, eğitim merkezleri, yurt merkezi ve yine bu noktada yapılan faaliyetlerde, aramalarda örgütün mali tabloları, eylem planları ve buna dair belgeler ve onun tabii ki örgütün propagandasını yapmak için elde bulunan bulguları da bilgisayar ve elektronik mailler de tek tek ele alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edildi. 17-25 harekat darbe girişiminden sonra Azerbaycan doğrudan aslında FETÖ ile mücadeleye başlamıştı. 15 Temmuz'dan önce başlamıştı. 14 lise, 1 üniversite vardı. Orta Asya'ya bu noktadan açılmıştı Fethullahçı terör örgütü ve Azerbaycan'ın siyasi, ekonomik hayatının da birçok noktasına yerleşmişti. İşte o günden başlayan operasyonlar en son 2021'de gerçekleşmişti ve dün gerçekleşen operasyon 2 yılın ardından Türk İçişleri Bakanlığı ile istişare ve koordinasyon halinde gerçekleşti. 6 kişi gözaltına alındı. Birisi de dediğimiz gibi Demokrasi ve Refah Partisi'nin kapatılan partinin genel başkanıydı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı operasyonun süreceğini, devam ettiğini de ifade etti Coşkun Özen. Son derece önemli bir gelişmeydi. Fatih Avanos detaylarını paylaştı. Bakü'den bizimle sevgili seyirciler, FETÖ'yle mücadelede uluslararası dayanışma şart.